Herkese selam bilgisayar. GTA San Andreas'ta kız arkadaşları serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu seride kız arkadaşlarımız ile olan ilişkimizi %100 seviyesine çıkarıyoruz. Onlarla birkaç gün geçiriyoruz, birkaç gün çıkıyoruz. Onları dansa, yemeğe vesaire götürüyoruz ve geziyoruz, dolaşıyoruz. Ben de sizlere bunu göstereceğim. Şu an Denizli'nin yerindeyiz. İlk önce buna gelmem gerekirdi aslında ama şimdi gelebildik. Daha önce de bir videomda Döniz ile vakit geçirmiştim. Şimdi seni güzel bir yerle götüreceğim. Ne oldu lan burada? Oğa çıktı. Ne oldu lan? Kendi adamını, kendi meslektaşını öldürdü lan. Vay anasını satayım. Arabadan ateş mi açmak istiyor? Olur. Olur, niye olmasın? Olabilir yani, niye olmasın ki? İstediğini yapabilirsin canım benim, istediğini yap. Senin için yeterli gelmiyor sanırım. Seni onların mekanına fış gönderebiliriz yani, yollayabiliriz, gel. Onların mekanını atayım. Bu balla elemanlarının mekanına götüreceğim seni, gel. Onlar genelde bu civarlarda takılıyorlar. Almadığım böyle bölgeler kaldı. Burada bazı bölgelerim var. Almadığım. Nerede ne gördün? Ha. Vur canım. Vurmak istiyorsun ya, vur vur. Onu da araca binmesine engel ol yani. Öyle bir şey olmamalı. Bak, vurmak istiyorsan bak bak. Aynen, olabilir. Olabilir. Niye olmasın? Dönis bizim gibi bu ball elemanlarını ve bagosları genellikle sevmiyor. Onları öldürmek için de her şeyi yapıyor bak. Gördüğü anda o da sıkıyor. Onların mekanındayız aslında ama. Pekala. Vur vur. Vur da gideceğim. Onu da vurdun, tamam. Şimdi evine götürmemizi istiyor bizden. Pekala, olur. Niye olmasın? Çok fazla zaman geçemedik ama umarım keyifli bir vakit geçirmişsindir Dönis. Yani çok bir şey yapmadık. Sadece gezdik, dolaştık. Ekranda bulunmuş pek bir yere götüremedik onu. Zaten Dönis'in olan ilişkide bayağı keyif alabilirsiniz reisler. Zor değil. Tüm kız arkadaşlarıyla olan ilişkinizi %100 yapabilirsiniz bu videoları izleyerek. Neden olmasın? Başka bir randevu olur. Neden olmasın? İlişkimiz yükseliyor. Hemen ben bir tane save alıp devam edeceğim. Şuradaki ball elemanlarında AC'yim ben. Burada ne yapıyor bunlar? Anlayamadım açıkçası. Nedir oğlum siz? Kimin mekanında geziyorsunuz oğlum? Göreceksiniz, göreceksiniz. Size de sıra geliyor. Pekala, ikinci buluşmaya geldik ama ne oluyor bir dakika? Herkes birbirine daldı burada. Aman Allah'ım, ne oluyor? Dönis! Dönis! Lan Dönis'i almaya geldim, bıraksana beni. Dönis koş, Dönis, Dönis koş. Gidelim, burası baya kargaş alanına döndü. Niye indin ya? Ne oluyor? Niye indin? Hayır canım, ateş açmayacaksın ya. Yok öyle bir şey yapmam. Onu yaptırmayacağım sana. Ona gerek yok. Sen yemek ye ya. Seni lokantaya götüreceğim canım. Ona gerek yok. Daha önce aynısını yaptık. Bu yüzden gerek yok bence. Bara getirdim seni. Bundan memnun musun? Yani memnun gibisin ya. Memnuniyetin. Evet, gözüküyor, evet. Ben bundan hoşlandım. Bir daha buraya gelelim diyor. Bu yeri çok beğendim. Alkolleri çok iyi falan diyor. Güzel. Ama öyle oldu. Normal yorulması. Ama bizim aracımızda bir sıkıntılı var. Sıkıntılı. Hemen onu da bir yenileyelim. Gel. Fırsatımız olabilirmiş. Güzel. Fırsatları severiz. Gel bakalım. Bu ikinci buluşmamız bu arada. İlk defa. Önceki buluşmamızı geçmiştik. Ama şu salaklar gelmeden. Kahve içmeyi davet ediyor. Vay. Yüzde kaç ki? Olur tabii ama yüzde kaça geldik acaba? Bu etkileşim bitsin. Ondan sonrasına bakalım bir. İstatistiklerden bir bakalım. Kaç olmuş Dönüz ile ilişkimiz? Bu çok önemli. Bu arada diğer kız arkadaşlarımız olan ilişkiyi de birazdan göreceksiniz. Daha hiçbiriyle, Helena dışında hiçbiriyle bir ilişkiye çıkmadım. Sadece bölgelerine baktım. Hemen şuradan bir istatistiklerden, böyle başarılardan bakacağım. %15 olmuş. Yine bir olayın içerisinde buluşuyoruz. Şu bal elemanlarını bitireceğim ama şu talim olaylarını yapmam lazım. Geber.
Şurada kız arkadaşımızla buluşacağız oğlum. Bizi kıza rezil etmeyin lan. Kız arkadaşımızı bekledik o kadar. Bir bırakın lan, buluşalım bir. Limon sıkıyorsunuz, selam. Hoş geldin. Seveceğin yere götür. Yine seni seveceğin bir yere götüreceğim. Yine aynı yere gideceğiz. Çok farklı bir şey yapmayacağız aslında. Garanti yerlere götüreceğim kızı. Çünkü beğeniyor abi. Beğendiği yerlere götürmek benim için daha mantıklı. Bu şekilde daha hızlı arttıracağımızı düşünüyorum. Yine aynı yerdeyiz. Yine aynı bardayız. Bu bara getirin. Zaten bu barda hoşlanıyor. Keyifli vakit geçiriyor. Ben burayı çok seviyorum ya diyor resmen size. En kolay arttıran yer burası galiba. Bir de çeteleri de almak sanırım. Yine bizi eve davet edecek kahve içmek için. Kahve onun şey işte, nasıl desek, kapatıcı şeysi desek iyi olur. Onun gibi bir şey. Arkasında farklı anlamlar yatıyor desek daha da doğru olur aslında. Geldik, hemen bizi kahveye davet edecek. Gel CJ. Aksiyon hazırlan. Kahve içmeyi asla reddetmiyoruz. Bu daha fazla arttırıyor galiba. Reddedersek ne oluyor bilmiyorum ama. Bu daha mantıklı gibi. Üçüncü buluşmamızdan da mutlu ayrılıyoruz. Seviyorum seni lan. Bu kızı zaten seviyorum ben ya. Bu kızı zaten seviyorum. Hemen yine bu saatlerde 23 civarı gelmeye devam edeceğiz. Bu kızı Dönizli 23 sularında bulursunuz. Gece, akşam saatlerinde genelde evde oluyor. Sabah saatlerinde ben denk gelmedim. Gece 1 sularında genellikle evde oluyor. 12 civarında desek daha doğru olabilir. Hemen save alıyorum ve yine bu saatlerde 4. buluşmamıza gideceğiz. Ama önce bir şeye bakalım. Save alıp. İstatistiklerden duruma bakalım. %25 yapmışız gördüğünüz gibi. Saat 12 civarında tekrar Dönüz'ün yanına geldik. 5. buluşmamızdayız. Gel Dönüz. Bu arada altında Greenwood'a geldim. Bu ilişkimizi daha da yükseltebilir. Dönüz bu aracı genellikle çok seviyor. Dolaşırken de ya kendi aracıyla aracını teslim ederseler gezmenizi ya da bu araçla gezmenizi tavsiye ederim. Tekrar aynı yere geldik. Seviyor, ne yapalım? En sağlam, en kaliteli yere getiriyorum ben kızı. Aklıma başka yerlerde gelmiyor zaten de. Alıştığımız yerlerden devam. Herhalde 4. 5. kez buraya geliyoruz. Ama seviyor, ne yapalım abi, seviyor burayı. Seviyor yani, başka aklına gelen bir yer var mı? Benim yok. Pekala, yine evine gidiyoruz. Gel bakalım. Güzel zaman geçiriyor. Bu şekilde yaklaşık yarım saatte kız arkadaşlarla olan meseleleri %100 yapabiliyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat sürüyor diyebilirim. Saat 23'e save alıyorsun. Ardından da geliyorsun, kız arkadaşına çıkıyorsun. Dönüş için geçerli, diğer arkadaşlar için bu farklı olabilir. Onlar da saat dilimleri çok farklı. Onların da videoları geliyor, onları da izleyebilirsiniz. Yardımcı olacaktır sizlere. Hangi saati kesinlikle geliyor, hangi saatlerde onu bulursunuz, hangi saat kesinlikle daha mantıklı gibi şeylerin cevabı o videolarda. Ve bu videoda da dememiz için bu şeyleri söylüyorum, bilgileri veriyorum sizlere. Aracı da güzel bir yere bırakacağım hemen. Şuradan bakalım ne oldu. %35, güzel. Şu an saat 11 civarı, akşam 11 civarında geldim. Saati görüyorsunuz. Eğlence. Aha. Eğlenmek istiyorsun ha. Peki seni şöyle güzel bir yere götürebilirim istersen. İleride bizim bölgemiz saldırı altında. Da sen bunu seversin. Da sen bunu seversin. Sen bunu seversin. Yani savaşmayı seviyorsun diye biliyorum. Şöyle yapalım. Sıkacaksın mı? Yardım da edeyim sana. Ben sana da yardım edeyim. Bunların icabına bakmamız lazım çünkü. Hatta araçtan da inelim. İzin vermeyelim. Hem bölgemizi koruyalım, hem de seninle beraber gezmiş dolaşmış olalım. Ne oluyor oğlum burada?
Güzel. Bu bölgeyi aldım. Gel sen. Sen gel. Dönücüğüm. Ben bölgeyi aldım. Bal elemanı gördüğünde ne yapıyorsun biliyor musun? Sıkıyorsun. Tamam tamam gel. Sık istediğine sık. Ne görüyorsan. Ne görüyorsan onu vur. Gezmek istiyor. Eğlenmek istiyor. Eğlenceyi ona sağlayalım bakalım. Burada gördüğün herkese dalabilirsin. Bal elemanlarına, vagoslara vesaire dalabilirsin. Yavaş sürüyorum. Çok hızlı değilim. Bölgelerde geziyorum ben. Balla bölgesinde işte bu grow bölgelerinde falan dolaşıyorum. Bu arada birine daldı ama ben görmedim kime daldığını. Birini görmüştür de kime daldı bilmiyorum açıkçası. Neyse. Eve götürmemizi istiyor. Pekala gidelim. Bu kadar mıydı? Fırsatımız bu arada. Bu bizim fırsatımız. Bu buluşmaya gelmeden önce ilişki seviyemiz %35 lira ister. Büyük ihtimal 40 olacak. Bu ilişkiden sonra. Bakalım. Bizi kahveye davet ediyor. Kahve içmeye. Bunu tabii ki de reddetmiyoruz. Tüm kız arkadaşlarımızdan gelen kahve isteklerini, içme isteklerini reddetmeyeceğim tabii ki de. Hepsini kabul ediyorum ben. Kesinlikle asla reddetmem. 11 ila 12 arasında gelince dönünce bulabiliyoruz bu arada. Bu kesin bilgi. 22'de geliyorum, 23'te bazen evde oluyor. Yani 11'de evde olabiliyor. Bazen de 12'de evde olabiliyor. Şimdi ne oldu? Yüzde kaç oldu? 45 oldu. Vay iyi. Gayet iyi. Benim beklentim aslında 40'tı. %40 olmasını bekliyordum. Hemen save alıyorum ve bir sonraki buluşmaya gidiyoruz. Dönz ile 6. buluşmamıza geldik. Bu sefer de saat 12'de burada evinde. Gel 6. buluşmamıza gidiyoruz. Bakalım kaçıncı buluşmada yüzleyebileceğiz. Güzel bir yere götürmemiz, güzel bir yere götürmemizi istiyor. Peki hemen gidelim. Bir önceki buluşmamızda elemanlara birlikte dalmıştık. Bu bal elemanlarına dalmıştık. Bölgemizi Jones ile beraber savunmuştuk. Şimdi onu lokantaya getirdim. Burayı seviyor. Sevdiği yerleri getiriyorum. Denemedim. Daha risk almadım. Alacağım sanırım ya. Bir sonrakinde farklı bir yere götürebilirim ya. Farklı başka bir yere götüreceğim. Biraz kolaya kaçtım ama. Gel bakalım beğendin mi? Sana keşke verebileceğim bir şişeyim olsaydı ama maalesef yok. Yani şu an elimde grafiti var. Grafiti spreyi var. Onu sana veremeyeceğimi göre. Tamam eve gidiyoruz. Tamam. Gidiyoruz eve. Biraz sabırlı ol ya. Gel ki. Arabasını anahtarını da acaba ne zaman verecek? Kahve içmeyi çağırıyor. Tabii ki buna hayır demem. Gidelim bakalım. Arabasının anahtarını verecek mi? Şurada duran arabasının anahtarını verecek mi acaba? Eğer anahtarını 150 civarında veriyorsa çok bir şey kalmadı. Çünkü %45'teyiz biz. İlişki durumumuz. Bakacağız şimdi. Yüzde kaç oldu? Bakalım bizi çok sevecek mi? Deniz artık seni gerçekten çok seviyor. Sana arabasının anahtarını bıraktı. Yes! Güzelim be, verdi anahtarı. Verdi anahtarı. Evinin de anahtarını versene. Şaka lan, tamam onu vermesin. Şuradan yüzde kaç oldu ona bakalım. Başarılardı. %55. Muazzam. Muazzam bir ilerleyiş. Hemen bir sonraki buluşmamıza gidiyoruz. Ve bir buluşmaya daha geldik. Bu da 7. buluşmamız. Sanıyorum ki. Selam. Hey sexy lady. Disko mu? Aha! Anahtarı vermemiş idin. Nasıl ya? Anahtarı verdi diyordu ama. Niye bilemiyoruz lan? Anahtarı vermedin mi ya sen? Anahtarı verdi diyordu. Bilemiyoruz şaka gibi. Bak bak kızın yanında yapsın harekete bak. Ne oldu oğlum, niye karar değiştirdin? Arabayı hemen bıraktı. Dönüzü gördü hemen. Bir yan çizdi. Hemen bir yan çizdi. Tamam dur. Seni dans etmeye götüreceğim şurada hemen dans yerinde. Hemen gidiyoruz. Tamam sakin. Kızma. Gidiyoruz.
Dans edeceğiz. Dönüzde ilk dans etmeye gidiyoruz. İlk kez dans edeceğiz. Heyecanlıyım lan. İlk defa dans etmeye gidiyoruz. Daha önce biriyle iki kez dans etmiştik ve onu etkilemeyi başarmıştık. Şimdi dönüzde etkileme zamanı. O meşhur dansımızı dönüz karşısında da yapmamız gerekiyor. Male. Saldırı aslında ama yapacak bir şey yok. Ben dans etmeye geldim. Kız arkadaşımızla vakit geçireceğiz. Alsın abi bölgeleri, önemli değil. Ben onlardan zaten geri alacağım. Sıkıntı yok. Alsınlar. Bölge sayımız düşecek sadece. 20 idi. 19'a düşmüş en son baktığımda. Halledeceğiz onları. Sorun yok. Gönderdi. Hadi etkileme zamanı. Eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Adamım. Yaklaşık bir 10 buluşmaya falan çıkmamız gerekiyor sanırım. Dönsire en başlardan başladığımız için bu seksapelimiz falan da bir işe yaramıyor. Diğerlerinde 15'te falan başladık ama dönsire böyle bir şey mümkün değil. Sıfırdan başladık ve gördüğünüz gibi 7. buluşmaya kadar geldik. Çok vakit almıyor. Seviyorsun. Belli bir zaman diliminde geliyorsun mesela 22 mi 20 mi artık hangi zaman diliminde geliyorsan o saatte geliyorsun, rahatça çıkıyorsun kızla. Saatler belli ya, 11'de geliyor ya da 12'de geliyor ya da 1'de geliyor. Bu saatler genellikle değişir. 2'dir 12'de görüyorum bir kez. 11'de denk geldim, evdeydi. Bu tamamen değişiyor. Sabah saatlerinde gelmiyorum çünkü göremedim. Bazı yerlere baktım, kızı hangi saatte görebiliriz diye ama tam doğru verilmemiş sanırım. O söylenen saatlerde hiç bulamamıştım. Bunu da burada belirtmek isterim. Şu an oynadığımız saatlerde kızı bulabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Genelde 20.00 civarına save alın. 22 gibi orada olun. 23'te de gelebiliyor. Yani işte 11'de de gelebiliyor, 12'de de gelebiliyor. Bu tamamen değişiyor. Kafasına göre takılıyor sıkısı. Dönüz. Eve götür. Etkiledik, evet. Dansımızda, o meşhur dansımızda Dönüz'ü de etkilemeyi başardık. Ne oluyor oğlum yine? Lan kız var oğlum. Oha, ben direği ne yapmışım lan öyle? Kız var oğlum, kız var. Ne yapıyorsunuz lan? Kız varken de bunu yapmazsınız yani. Yanımda kız varken yapmayın bunu. Yanıma bindin mi? Bindin, tamam. Ne yapacaktık? Biz eve gidecektik. Bu gerizekalılardan akıl mı kalıyor? Ne yapacağımı unutuyorum bu salaklar yüzünden, yemin ediyorum. Ne yapacağımı unutuyorum. Şurada da bir tane şey var, görev var. Orada ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. Ona da bir bakacağım. Yapılabilecek yeni şeylerden, görevlerden galiba. Onu da kaydedeceğim. Ben de merak ediyorum çünkü. Birazcık yolu uzattık gibi. Birazcık değil, bayağı bir yolu uzatmış gibi görünüyor ama. Sorun yok. Dönüz'le vakit geçirmekten bayağı keyif alıyorum ben açıkçası. Dönüz'ü bilemem ama arabam patlayacak. Ne yapıyorsun kral? Yani biri sıksa var ya kurtulamayız, biliyor musun? Biri sıksa var ya kurtulmamız mümkün olmaz. Balları manları burada cirit atıyor. Onları ben daha temizlemedim. Bu bölgelerden def edemedim. Şu an bir uyku modundayız ya. Biraz savunma yapıyoruz gibi ya. Atak daha yapmıyorum. Savunma da yapmıyorum da bekleyiş modundayım. Derin bir bekleyişteyim. Görecek onlar günleri. Hem vagolara hem de bu ballara günlerini göstereceğim. Çok yakındır bu reisler. Çok yakındır. Temizleyeceğiz bölgeleri. En son o video gelecek zaten. Bir de tüm bölgeleri, evleri satın aldığımız bir video. Kalan yeşil yanan şeyler var ya. Hatta bir tanesini şöyle göstereyim. Şöyle olan evleri göstereceğim sizlere. Tek tek onları gidip alacağız. Aldıklarımı da göstereceğim.
Oyun zaten sizlere çoğunu otomatikman aldırıyor, onları göstermem pek de gerek yok. Şimdi ben şey bakayım de. %65 olmuş, gayet iyi. Hemen bir sonraki buluşmaya doğru gideceğiz. 8. buluşmamıza geldik dönüşte. Gel bakalım. Aracına binebiliyor muyuz acaba? Biraz önce denemiştik diğer buluşmamıza. Ne yapıyorsun lan? Çılgın, ne yapıyorsun? Selam. Disco mu? Tekrar mı? Bu kızların disco ile derdi ne? Yine bizi disco götürmemizi istiyor bizden. İyi peki, arabasına binebiliyorum bu arada, çok güzel. Bu iyi bir şey. Olur, olur. Kendi adamlarımıza niye dalıyorsun? Gerizekalı mısın? Şöyle yapsana. Hah, aynen. O da ballı elemanı var. Bunlar bizim düşmanlarımız. Sık sık sık. Affetmemen lazım. Bunları affetmemen lazım. Şu elemanları bitmen gerekiyor aslında ama. Bu muydu yani? Oğlum çok basit oldu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beyler. Sakin. Sakin. Relax. Kahve içmeye çağırıyor. Basit oldu lan. Hiçbir şey yapmadık. Disko'ya götürmedim. Çünkü bu kız savaşıyor abicim. Savaşçı bir kız. Bu yüzden disko'ya götürmedik ya bu kez. Kurtulduk. Dans etmekten kurtulduğuma ilk de bahsedemiyorum. Yeter lan. Daha sonraki sefer artık. Daha sonraki sefere. Bakalım bu sefer bize ne verecek. Bir şey vermeyecek herhalde ya. Vermesi gereken ne var? Bu arada bir tık daha yükseliyor girişkimiz. Kaç oldu? 175, çok iyi. Bir iki sefer daha geleceğiz gibi gözüküyor reisler. Bir iki sefer daha geleceğiz. Hemen diğer buluşmaya hazırlanıyoruz. Yine olayların içerisinde dönün size buluşacağız. Saat gece akşam 12. Geldim dönünüzün yanına. Arabamız yok şu anda. Kendi arabası da buralarda yok. Spam olmadı. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Allah bir şey patladı. Disco mu gitmek istiyorsun? Olur. Ama biraz sakin ya. Dağıttığınız ortalığı. Burada bayağı bir kişi var aslında. Beni indiriyorlar. Kız var lan, kız var. Gerizekalı. Kız varken yapmayın bunu. Vay. Öyle mi oldu yani? Kız varken bize ya. Kız varken ha? Bin. Ateş mi açmak istiyorsun? Olur, niye olmasın? Olur canım benim, olur olur. İstediğin o olsun. Hemen onu sana sağlayalım. Nelerdi bu ballı askerleri? Aha. Sen bir şey gördün ama ne gördün bilmiyorum. Bir şey gördün ama ben göremedim. Onu gördüğünü ben göremiyorum. Yerlerde görüyorsun ballı elemanlarını ama. Keşke CJ burada ballı adam var, dur de. Durayım. Ama demiyorsun. Şuraya kaçtı. Daha hiçbir şey yapmadın. Adam kaçıyor. Dönüyoruz. Adam kaçıyor. Tamam tamam gidiyorum. Onun icabına bakacağım diyor. Ben onun icabına bakmak istiyorum diyor. Adamın zaten icabına bakmışız peki. Başka ne yapabiliriz? Dolaşmaya devam edelim. Belki biraz daha bulursun. Onlardan daha vardır burada. Aha geliyor. Güzel, eve gitmek istiyorsun. Okey. Oo, savaş başladı burada. Hemen dönüyoruz. Hemen buraya dönelim, evimize gidelim, seni eve bırakalım. Kahve içelim ardından, güzel bir kahve. Aha arabası gelmiş, güzel. Araban neredeydi be? Arabanı sürmek isterdim. Anahtarı da var ya. Kahve içmek ister misin? Tabii ki de evet. Zehir olsa içeriz. Bunu reddetmeyeceğiz. Bakalım bu ilişkinin sonunda yüzde kaç yapacağız?
1.80 falan bekliyorum da bakalım reis. Belli olmayacak. Bazen %5 artıyor, bazen %10. Lokantaya götürünce bir tık daha fazla arttırabiliyorsun. Bakalım ne oldu. Hemen başarılardı. %75 beklediğim şey gelmedi tam olarak. Hemen save alıyoruz ve diğer buluşmaya doğru gidiyoruz. Sıfırdan olduğu için bu bir tık daha uğraştırıyor. Birazcık daha uğraşmanız lazım dönüş için. Ki bu ilgiyi de hak ediyor bence. Hemen gidiyoruz. Ve dönüş ile 10. buluşmamıza geldik reisler. Arabası burada. Kendisini almaya geldik. Bakalım bu sefer bizden ne isteyecek? Selam. Dönüş. Aha eğlence adamım, benden bunu isteyeceğim be yavrum. Benden bunu isteyecektin işte. En sevdiğim şey bu eğlence olaylarını seviyorum ya. Burada gez tamam mı? Gez ya da dönize bir ortam oluştur. Buradaki bal elemanlarına dalsın. Bundan keyif olacak ya. Ne kadar hızlı gitmen gerekiyor bunu da bilmiyorum ama orta derecede gideceğim ben. Bakalım buralarda keyif alıyor musun? Ne oldu? Ne oldu? Eğlencesi azalıyor. Burayı sevmedi. Hemen dönüyoruz. Burayı sevmedi. Kendi mekanında yapalım bu işi. Oo, araba. Ayvayı yedi yalnız. Sen bu kısımları seviyorsun, bu tarafları seviyorsun aslında. Yani sen bu hızla mı gitmeyi seviyorsun Reisler? Dönis bu hızdan hoşlanıyor sanıyorum ki. Baksana bu hızdan hoşlanıyor gibi. Eğlencesi artıyor. Orta hız. Biz bunu orta hız diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. Orta hızla gidebilirsin diyebiliriz. Yani Mili'de olanla farklı bir durum. İlk önce hangisini izliyorsunuz bilmiyorum ama Mili'de de bas çek yaparak gitmen gerekiyordu. Bunda da orta hız yeterli. Şu an benim gittiğim hızlarda gitmeniz gerekiyor. Eğer eğlence isterse. Şimdi bir sıkıntı olmadan eve dönelim biz. Her türlü her şey olabilir çünkü burada ben hiçbir şeye güvenmiyorum valla. Aman araçtan inme güzelim, araçtan inme, eve gidiyoruz. Geldik bir de şuraya geçince evdeyiz. Kahve içeceğiz canım ya. Bu kadar çalışma yeterli bence. Baksana tekerlek patladı. Aracını da evime koymayı planlıyorum. Herkes arkadaşımın aracını ben şeye koyuyorum genelde. Garajıma koyuyorum. Medini koydum. Dönzing'in de koyacağım. Bir anlam ifade ediyor aslında. Böyle koyarak anısını toplamış gibi yapıyoruz. Öyle düşünüyoruz. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Kahve içelim güzelim. İçelim. Niye olmasın? Niye olmasın? Neden olmasın? Arkasında baskı şeyler yatıyor, anlamlar yatıyor bu kahve içmenin. Zaten bu da az çok ortada. Bilmeyenler için, bilmeyen kaldım bilmiyorum ama arkasında kahve içmenin arkasında baskı anlamlar yatmakta oyunda. Pekala, şimdi ne oldu? İlişki durumu hemen. %95, son kez geliyoruz değilsler. Ve Dönüz ile olan ilişkimizi 11. şeyde buluşmamızda fulluyoruz ya, %100 diyoruz. Ve Dönüz ile son buluşmamıza geldik reisler. 11. buluşmamız. Sıfırdan 100'e kadar getirdik. Selam Dönüz'im. Hoş geldin canım. Senin güzel bir yere. Yok, seni son kez lokantaya götüreceğim. Güzel zaman geçirmeni istiyorum açıkçası. Hemen şurası zaten. Lokanta. Bir kez daha son kez lokanta. Ardından Dönzir olan ilişkimizde %100 olacak. Genellikle sadece buraya getirseniz bir de dans etmeye götürseniz Dönzir'e yeterli oluyor. Genellikle çetelere, diğer çetelere ateş etmeyi, gezmeyi seviyor. Sizden sadece bunları istiyor genellikle. Dönzir kolay ama sıfırdan başladığımızı düşünürsek 11 buluşma yapmamız gerekiyor. Bu arada gidiyoruz. 50. şeyden %50'den sonra aracının anahtarını sizlere veriyor.
%100'den sonra da size bir şey daha veriyor. Onu da birazdan göstereceğim. Reisler birazdan. Ayrılmayın sakın, birazdan göstereceğim. Neden yapmanız gerekiyor? Bu kız arkadaşlarla neden olayları %100 yapmamız gerekiyor? Göstereceğim şimdi. Miri zaten ki görevinde vermişti kıyafetini. Ama bunlar başka başka şeyler verecekler. Size şimdi göstereceğim bize verilen şeyi. Ödülümüzü. Oyun boş geçmiyor. Sen bu kadar çabaladın. Ben de seni ödüllendiriyorum diyor. Kız arkadaşlarımızdan bize bir hediye, armağan, hatıra diyebileceğimiz bir şey veriyor. Dövmemiz ile olan riskimiz şu anda %100 oldu. Harika. Kız arkadaşın sana bir hediye almış. Evine git ve gardırobuna bak. Bahsettiğim şey, aha da bu reisler. Bak geldik. Tamam be. Hemen koşuyorum yukarı. Gardıroba doğru koşacağım. Mutlaka yapın ya. Bunlar çok güzel. Ödül alması, kız arkadaşlarımızın bize hediye vermesi bence çok anlamlı bir şey. Tavsiye ediyorum bu yüzden. Yapın. %100 için gerekmiyor ama yapın mutlaka. Yapılacak birçok şey var. O da onlardan biri. Şimdi özel diyoruz. Özelde de ne vardı bize? Pezevenk takım mı? Bana bunu mu verdin? Aynen. Buna lan. Bize vardı şey de gördüğünüz gibi böyle bir şey. Dönz ile buluşmaya giderken bunu giyebiliyorsunuz. Böyle bir kıyafet sizlere veriyor. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Video olmuştur. %100 tamamlama rehberlerine devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sizlere de yardımcı bir video yapabilmişimdir. Diğer kız arkadaşları ile de videolar geliyor. Onları da yavaş yavaş hazırlıyorum. Görüşmek üzere efendim. Abone olmayı unutmayın ha.